Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Last Day on Earth'te premium ödüllere bakacağız arkadaşlar. Onun dışında yine sezon kasmaya devam edeceğiz. Farklı yerler göstereceğim. İlginç, gizemli bir noktadan bahsedeceğiz arkadaşlar sezon 14 ile alakalı. Bu arada susuzluktan öleceğim. Şöyle doldurayım, en azından 5'te kalsın. Niye bu şekilde videoya başladığımda anlatacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sezonda premium ödülleri arasında bir de şöyle bir çantamız vardı abi. Bunu almayı çok istiyordum. Sırf da sezonu alabileceğiniz, yani tek alternatif de bu olabilir arkadaşlar. Bence diğer türlü hiçbir şekilde gerek yok. Çünkü çok da öyle kayda değecek bir ödül yok. Zaten şu kısımda, en iyi ödüller kısmında görebiliyorsunuz neler olduğunu. En iyi çanta bu. Burada hayalet deseni gerçekmiş abi. Bu nerede veriyor bunu? Ben görmedim. Yani zombilerle savaşınca mı veriyor artık? Şu çanta da öyle çok hani premiumluk diyecek bir şey değil. Bu arada Android'de premium sadece 18 lira arkadaşlar. Şöyle bir çanta var. Bu da pek kayda değer bir çanta değil. Motor desenlerini de çok beğenmedim bu sezon arkadaşlar. Şu sadece fena değil abi. Yani çok da iyi değil ama yine hiç yoktan iyidir. Milkor ve gaz tank için zaten hiç gerek yok diyebilirim. Oğlum ne oluyorsun ya? Sakin ol. Şuradan iç bakalım bir tane daha. Kokuyoruz abi, çok kötü durumdayız. Şuradan bir an önce ödülleri bir alalım. Hatta bir tane daha yiyelim konserve. Tamam mı? Oo. Yani bu kokma durumu, tuvalet durumu, susama durumu arkadaşlar hep çantayı denememiz için gerekli olan ögeler. Şuradan almaya başlayalım. İki tane de burada sandık alacağız. Çantamız geldi abi. Bir tane şu sandıktan geldi. Bunu da açacağım. Neler çıkacağını da sizlere göstermek istiyorum. Şurada kayda değer bir gaz silindiri var. 100 tane coins geldi arkadaşlar. 3 tane C4'ümüz var. SWAT setimiz geliyor. Minigun geliyor. Bayağı da fena değil ya. Ratings geldi. Bir elite puppy'miz var. 10 tane köpek yemeğimiz var. 10 tane mayın. Mayın çok iyi oldu abi. Mayınla bu arada Blackboard Polis Departmanı temizlediğim videoyu hatırlarsanız zombileri hiç görmemiştik bile. Yine bir paketimiz geldi arkadaşlar. Bunları açacağız. Şöyle öncelikle ben çantayı inbox'a mı geliyor çantamızda? Yok, direkt şeye mi geliyor? Rafa mı geliyor? Ona bir bakalım. Aynen, direkt rafa geliyor. Şuradan hemen gidip çantamızı bir giyelim, hem de denemiş olalım arkadaşlar LED'li çantamızı. Aynen bak, burada yerini almış. Şu anda kaka resmini görebiliyorsunuz değil mi ya? Yani çünkü karakterimizin tuvaleti geldi. Şimdi ben bunu halledeceğim hemen. Sizlere karşı da ayıp oldu böyle ama şimdi su ibaresini görmek istiyorum. Bakalım, tuvalet işini yaptık abi. Oğlum ne sürdü ha? Ne yapıyorsun birader sen? Hala bu resmi görebiliyoruz ya. Bence kokmayla da alakası var bunun çıkmasındaki etken arkadaşlar. Tuvaleti yaptık, susa artık. Tamam, biz de şöyle bir çözüm yolu bulacağız. Bu arada duşa girersen bu ledler bozulur gibi saçma bir olay olmaz değil mi? Abi ledli çantaya kendi ismimizi yazmak falan olsa. Yani madem ledli çanta yapıyorsun, bu sezonda sadece bunu ver, bari bir kayda değer bir şey olsun yani. Bu arada arkadaşlar su damlacığını görebiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay olmuş. Yine canım benim saçma sapan ilerliyor ya. Ben bu işe anlam veremedim. Bu sefer yemekle halletmeyeceğim. Suyla halledeceğim de oraya kadar yetişebileceğim mi ben ya? Çünkü acıkmasını da istiyorum. Gidiyoruz. Çok az kaldı. Hadi bir bardak daha içelim. Abi şu anda gülücükler saçmaya başladı. Ben çantayı beğendim arkadaşlar. Çanta güzel. Şuradan hemen şeye geçelim. Bir tane de. Oğlum basmamıza gerek yok da evdeyiz ya. Hiç söylemiyorsun beyler. Neredesin? Inbox'tan şu iki taneyi de açalım. Arkadaşlar burada istediğim en önemli şeyi söylüyorum size. Sadece bunu istiyorum ya. Gerisi çok önemli değil. Hani bu gelmezse ikinci olarak C4 gelebilir arkadaşlar. Şu motora bakayım. Bu motoru kullanmayacağım. Gelmese de olur. Çantayı da çok kullanmam diye düşünüyorum. Yani benim için tek önemli şey şu. Onun dışında şunların gelmesi daha iyi. Yani öyle söyleyeyim. Bakalım, açtık abi. İlk kutudan sadece pantolonu çıkardık. İkinci kutuyu açıyorum. Abi motor deseni direkt çık. Oo süper ya. Şu olaya bir bakar mısın? Vallahi çok iyi abi. Gerçekten videonun şansına çıktı. Abi konfor olayı beni benden aldı ya. Gerçekten şu anda ilk defa bu oyunda bu kadar heyecanlandım abi. İlk baştan çıkması istediğim şeyin ve ikisinin de böyle motor deseni de çıktı ya. Acayip iyi oldu ya. Hemen bunu da yapacağız beyler. Bahçe mi istiyorsun yine? Yani içeriye yapabilir miyiz? Ona bir test edeyim. Yok, dışarıya. Oğlum çok iyi ya. Nereye kursam diye düşünüyorum. Benim bir de böyle takıntılarım var ya. Oyunu mahvettim şu anda.
Abi heyecandan var ya şeyi kaydırdım ya, ekranı kaydırdım. Abi ilk başta şu benim bahçenin olduğu kısma mı koysam bunu ya? Şurada falan olabilir ya, değil mi? Şuraya da koyabiliriz. Tamam, buraya koydum. Denemelik koyduk. Şimdi bir neler yapabileceğimizi bakacağız. Burada biraz da olaya uygun bir kıyafet de giyelim artık. Şeylik bir durumumuz kalmadı değil mi? Kokmayla mokmayla bir durumumuz kalmadı. Sadece açlık olayını test edemedik. Bir de şu hayalet olayını merak ediyorum. Bir şöyle tarz bir giyinelim abi. Oğlum, tarz dedik giydiğim şeye bak ya. Çantayla alakası yok ya. Neyse. Elimizde de levye var. Bir alakasız bir karakter oldu değil mi? Ya ben bununla etkileşim kurmayı çok istiyordum ama maalesef etkileşim durumumuz yok abi. Yani bunu şeyde yapabiliyorsun değil mi? Kraterde yapabiliyorsun. Burada niye yapamıyorsun? Adam otursun kardeşim. Bırak da otursun ya. Aa bak bak bak. Olayı görüyor musun? Bunu da var ya çok merak etmiştim. Eğilince hayalet çıkıyor abi. Çok iyi ya. Vallahi ben çantayı beğendim arkadaşlar. Çanta güzel. Şu güzel, tamam mı? En azından eve bir ayrı bir hava kattı. Onun dışında bir de ne çıkardık? Motor deseni çıkarttık. Ona da bir bakalım. Benim bu sezonla alakam bitti arkadaşlar. İstediğim her şeyi çıkardım şu anda. Neredeymiş o? Hmm, şunu çıkarttık. Oğlum niye Rusçasın sen? Diğerleri de mi Rusça? Yo, bu Rusça. Aa, direkt yapıyorsun ha. Beyler, motor, çanta ve şu konfort olayını da çıkardık. Motor da fena değilmiş bu arada. Çok da kötü değilmiş. Ya ben biraz böyle şey geldi yani, saçma bir stilmiş gibi geldi ama çok da öyle değil ya. Kullanırım. Neyse, hatta şimdi kullanalım. Biraz da şimdi yapmam gereken şeyler de var. Dur, size göstereceklerim var daha. Arkadaşlar biliyorsunuz en son şu kutudan açmıştık. O kutudan neler çıkıyor bakalım. Bir adet air filter çıktı arkadaşlar. Onun dışında tabancamız çıktı. Radyasyonla alakalı set çıktı. Titanyum çıktı. Fiberglass çıkıyor ya. Mükemmelsin var ya. Sen harikasın. Şunu da çıkardık. Şunu bir sileceğim. Bayağı iyi bir şeyler çıkardım ya. Bu aralar iyi gidiyoruz. Bir de şeyi merak ediyorum. Ama bunu almadan bakamayız ona. Air filter harcadım ya ben bunu açarken. O kayboldu mu acaba diye. Bunu da bir önceki videoda almıştık hatırlıyorsanız. Nereye koyuyordum lan ben air filter? Heh. Tamam. Şu şöyle dursun. Oğlum benim çanta ne kadar kalabalık ya. Vallahi kamp da kalabalık. Bir düzenleme yapmam lazım benim. Hafta sonu buna biraz uğraşayım. Şuraya bir gidelim abi. Botla alakalı. Bu arada bunu da tamamladık. Tek bir tane motora ihtiyacımız var. Onu da artık size hafta sonuna falan tamamlamaya çalışacağım. Ya. Bu hafta sonu olmazsa bile en geç diğer hafta sonu. Bir de denemek istediğim bir şeyler vardı abi. Bu sezonda gelen farklılıklardan birkaç tane denemek istiyorum. Yani acaba şunları falan geri dönüşüme atsak neler çıkar? Bunları daha önceden geri dönüşüme atamıyordunuz abi. Şimdi geri dönüşüme atabiliyorsunuz ve air filter çıkma şansını görüyorsunuz değil mi? Bu çok önemli. Şuraya da bak. Abi titanyum bar çıkarabiliyorsunuz. Yani artık pervaneden de steel, titanyum bar gibi malzemeler çıkabilirsiniz. Benim mekanik full ya. O yüzden oranlar yüksek. Sizler de bunu deneyin yani. Oğlum pump olayı nerede işe yarıyordu? Motoru yapmakta mı işe yarıyordu? Onu çevirmeyeyim oğlum o zaman. Yo, burada pervane istiyor. Tamam, ben oradan kolay kolay elde ederim ya. Bir şey de lazım herhalde ya. Dur bir bakayım bir. Şu bir tane. Ha, şunda mı lazım? Yok, bunda da lazım değil. Nerede lazımdı oğlum? Ben buraya verdim mi yoksa? Bitirdim herhalde onu ya. Tamam tamamladım. Çok iyi oldu. Oradan da air filter elde ederiz. Ben şeye bakacaktım. Şurada bazen air filter kaybolmuyor da. Neyse, onu sonra bakarım. Artık videoyu da çok uzatmayalım. Titanyumları da tabii ki harcayacağım abi. Hatta biraz daha vardı. Onu da alırsam. Aa, şimdi atamam ki. Geri dönüşüme atayım diye aldım. Şu anda atamam. Tamam, artık biraz bırakalım da gidelim bir yerlere takılalım artık. Abi önce tabii ki porta gideceğiz. Tamam, sezon kasmak için. Bu arada konfortu aldık. Şimdiki bu sezondaki tek hedefimi söylüyorum sizlere arkadaşlar. Şunu almak abi. Bu da bir dekor. Bunu da bahçeye koyacağız. Onun dışında başka da alabileceğimiz herhangi bir şey de kalmıyor. Yani tabii coinsler, moinsler, şunlar falan filan alacağız tabii ki. Almayacağız değil. 10 tane lineman var mesela burada. Hepsini alacağız abi. Sonuna kadar gideceğiz de.
çok önemsemiyoruz artık yani. Heyecanı kalmadı. Yine o süsü de beraber açarız arkadaşlar. Abi Eva'nın görevlerinde şöyle, yine dediğim gibi İngilizce bilmeyenler olabilir aranızda, buradan kelime yakalamaya çalışacağız arkadaşlar. Enfeksiyonlu bölgeden bahsettiğini anladık zaten, gideceğimiz yer orası arkadaşlar. El işaretinde gördüğünüzde bilin ki bu sezonda inceleme yapmanız gereken malzemeler olacak orada. Şurada çark simgesi gözüküyor ya haritada, onun gibi simgeler bulduğunuzda direkt yapışın. Bu görev gayet kolay bir görev, hatta gidip beraber yaparız. Diğer görevimize geçiyoruz. 3 tane kargo kolilerini görüyorsunuz zaten. Şurada 3 tane de kutu yazıyor arkadaşlar. 3 tane kargo göndermemizi istiyor. Bu görevde de Pine Grove'da yine zombi işareti var. Zombi öldürme görevi olduğunu biliyorsunuz. Şurada da zombimizin ismi yazıyor abi. Gayet kolay görevler. Ben önce şu kargo kolisi hazırla görevini bir yapayım. Yapabilir miyiz ya? Yaparız. Niye yapamayayım? Abi buraya bıraktım ben hiç iksir. Bırakmamışım. Ama sağda solda kesin vardır benim. Heh, bak bir tane burada varmış. Yeşil istemiyor. Kırmızı istiyor. Var bende kırmızı. Dur. Inbox'ı bir açalım. Dün paso şeylere gitmişti ya bunlar. Ratings'ta kırmızı falan çıkıyordu. Nerede onlar? Ha. Tamam, onları da burada harcamayacağız da nerede harcayacağız? İkinci kutuyu yaptım. Üçüncüyü yapacağım. Üçüncüyü artık başka şeyle yapalım da şuradan bir gönderelim abi. Hem de kargodan da sezon kasmış olalım. İki tane böyle göndermek mantıklı mı? Çok da mantıklı değil de neyse. Gönderelim abi. Bu arada şu puan düşüyor sadece. Sezon puanı düşmüyor. Karşılaştığınız olaylar karşısında bazen kargolarınız hasar alabiliyor. Sadece o puan düşüyor. Bak yine düştü. Erisin o puan, hiç önemli değil. Yine düştü abi. Sonuna kadar düşsün. Sezonda puan versin bize. Gerisi hiç önemli değil abi. Şundan başka var mı şu anda elimizde? Ha, bir tane var. Bunu da kullanalım. Ya aslında verebilirsin ama 5 artacak ya. Çok da elimde iksir falan yok şu anda. Önemli değil ya. O kadar da. 5'in 3'ün hesabını yap. Oo bak, bu çekicin geldiği iyi oldu. Neden iyi olduğunu birazdan anlatacağım size. Ya anahtarla ya çekişle yapıyorduk şu kargoları. Hemen şuraya koyalım. Neden bahsediyorsun diyorsunuz şu anda da. Bak şunu şuraya koyunca anlayacaksınız şimdi. Neyi yanlış koydum lan ben? Dur bir bakayım. Aa çok karıştırmışım. Abi şu kargoda, tamam mı? Anahtar bana çok lazımdı çünkü şeyi yapıyoruz, botu yapıyoruz. Çekiç de biliyorsunuz yani öyle sürekli çok aşırı derecede çıkmıyor. Çıkıyor ama aşırı derecede çıkmıyor. O yüzden çekicin çıkması iyi oldu. Şu kargodan da yapabileceğiz. Gel bakalım. Görevi de bu arada yaptık abi. Vermenize gerek yok, yapmanız yeterli. Yani siz kargoları tamamlamışsınızdır belki. Abi problem olur mu derseniz herhangi bir sıkıntı olmayacak arkadaşlar. Şuradan ooo bak bu sefer 22'ye çıktı ama bu sezonla bir alakası yok bunun yani. Bu hiçbir şekilde sezonu etkilemiyor. Anahtar dedik, anahtar çıktı be. Bugün var ya bal akıyor akıyor. Şuradan hemen yeni ödüller tertemiz bak. Bu soruyu bana hep sorarsınız. Taktikal backpack nereden alınır diye. Bu arada premium ödülü mü? Değildi herhalde. Yani premium olmasanız da buradan mutlaka bir tane taktikal çıkarabiliyorsunuz. Şurada da var mesela bir tane. Yine işte belki ilerleyen yerlerde yok mu? İki tane var. İki tane de yeter abi bence. Görevi yaptık. Sezondan bakalım şimdi. Şuradan başka ne görevlerimiz vardı? Bunu yapabiliriz. Tamam, hatta bunu yapalım ya. Bu nerede abi? Bu Pine Grove'da. Pine Grove'daki... Hadi önce Pine Grove'dakini yapalım, oradan geçelim. Hem de enerji yönünden biraz tasarruf etmiş oluruz. Abi Pine Grove'a doğru yola çıktık. Bugün bal akıyor ya. Akıyor akıyor. Vallahi şenlendi. Oğlum şunları keşke dağıtma imkanım olsa. Vallahi verirdim sizlere. Net diyorum yani. Bunu öyle şey demiyorum. Burada bir tane de Alice Puppy'miz var. Onu da bir zahmet açsak değil mi? Sizlerle birlikte açardık. Bir erkek Jorgi çıkarsak mükemmel olur abi. Jorgi'den şey yapmaya çalışıyorum şu anda. Rank 4 Trufinit yapmaya çalışıyorum. Jorgi'den bir tane Trufinit çıksa mükemmel olmaz mı ya? Şuraya şunu alalım. Şuraya da tabancayı alalım. Abi benim can yine tırt oldu bak. Bu oluyor arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken ya kampınızda ölürsünüz ya da yine aynı bölgeye gittiğinizde bu azalıyor. Çünkü bu neden kaynaklanıyor biliyor musun? O bölgeden
çıkınca direkt oluyor abi. O bölgeden yani çıkmayacağım. Canın dolmadan, bu zehirlenme olayı geçmeden çıkmayacağım. Benimki güler ya orada. Canım ya. Bak nasıl gülüyor. Hayalete çevirdim. Oğlum hayalet çok iyi olmuş ya. Bak normal mesela şu hayaleti görmesem bu kadar sevmeyeceğim, tamam mı? Acayip olmuş. Keşke bunu ayarlayabilme de olsa. Belki ilerleyen zamanlarda öyle bir şey de çıkarırlar. Yani ben istedim, yapacağım abi, burada kalacak. Aa bak kimler var. Bu arada seviye atladık. Bak görüyor musunuz? Kurt kardeşler de burada. Şuradan şunu bir halledelim. Şunu maxlayalım. Bu çıkmasın. Niye max diyorum mesela, onu da size anlatayım. Beklediğiniz özel bir skill var abi. Onun çıkmasını bekliyorsunuz. Çıkmıyor mesela. Buradan bir tanesini maxladım ya. Onun artık çıkma ihtimali yok. Yani 10 tane skill var sürekli çıkacak. Bir tanesini maxladık. O işini bitirdik. Artık o çıkmayacak. 9 skill çıkacak arkadaşlar. Yani şansımız biraz daha arttı. %10 gibi bir oranda arttı. Anlatamadım derdimi değil mi? Bak baba şöyle. Ben onu maxlamasam, yani bir tanesini maxlamasam, orada oduna versem mesela, odun bir daha çıkma şansı var. Çünkü maxlanmadı. Maxlanmayan bir şey çıkabilir. İşte birinci seviyesi mesela Burgdor skill'in birincisi var, ikincisi var, üçüncüsü var ya. Onun gibi düşün. Sürekli çıkabilir yani maxlamadan. Şimdi ben bir tanesini maxladım ya, o skill artık bir daha imkanı yok, çıkmayacak. Odun skill'i tekrar çıkabilir, önemli değil ama yeni bir tane farklı bir skill'in şans eseri açılmasını da sağlamış olduk. Dayı kürekle mürekle ne geziyorsunuz Allah'ınızı severseniz. Şunları bir şuraya koy. Şunu alacağım çünkü şey falan kesebiliriz yani. Oğlum şunlarla bizim işimiz yok. Bizim işimiz... Nerede onlar ya? Dayı burada ne kadar kalabalık bir orman. Duyan gelmiş. Şu tükürme bak. Oğlum köpek kesti lan onu. Bu arada ben onu... Dur bakalım. Stifling Bob. Stifling Bob kim oğlum ya? Bakayım sen misin? Full diyor. Dayı diyor full diyor. Yok oğlum bu da ağaç lan. Ne alakası? Ben nereden bulacağım Stifling Bob? Ya bunun ben ne olduğunu biliyorum ya. Bu ormanda değil abi. Ama acaba buraya lokasyonu atar mı ki diye gezeceğim artık. Aa oğlum buradaymış. Kardeş biz de seni arıyorduk bak. En azından görmüş oldunuz beyler. Dayı'nınki de bundan değil miydi abi? Ama onun ismi farklıydı. Demek ki arkadaşlar lokasyonda göreve göre bazen böyle farklı zombiler de çıkabiliyormuş. İyi ki gezdik ha. Ben şey zannettim bunu. Bir de şu enfeksiyonlu kasabanın orada bir şey daha var. Şuradan da bir bot geçti de bir bakayım. Oo topladı gidiyor vallahi. Allah ortalık ne karışmış ha burada. Etleri alayım da köpeği besleyeyim diye giriştim ben de buraya. Neden bahsediyordum lan ben? He. Yeni sezona gelen zombiler var ya abi. Onlardan bahsediyordum. Dur bir tane yer açmam lazım şunu. Etleri köpeklere götüreceğiz. Abi orada bir de kapıların yanında böyle yere sabit olan şeyler var. Kırabildiğiniz zombi mi diyeyim artık, yaratık mı diyeyim. O zannettim. Geri dönecektim. İyi ki de gitmedim. Şu chest'i de açalım. Oğlum bir yürümem bozuldu. Ha. Oo baba böyle sezon kasılmaz ki ya. 20 yapar mıyız bugün? Oğlum motoru sevmiyorum dedim. Hoşuma gitmeye başladı ya. Şimdi şuradan bir görevi daha alalım. Neydi bu da hem de şu enfeksiyonlu kasaba. Oğlum ben orayı temizlemiş miydim? Yok orayı temizlemedim. Tamam. Şuralara da bir bakacağım. Koyabileceğim şeyleri arıyorum. Yani mümkün olduğunca az eşya götürmeye çalışacağım. Şöyle iyiyiz.
Buraya da gelip bu arada kargoları da vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar İngilizce bilmiyorsunuz, tamam mı? Şu lokasyonun ismini zaten gördüğünüzde direkt bilirsiniz. Hem onu gördük hem de el işaretini gördük bu sezonda. Nereden yakalayabileceğinizi en kolay şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Çünkü yaş küçük olan arkadaşlarımız var. Daha yani İngilizce dersini hiç görmemiş arkadaşlarımız bile aramızda olma ihtimali var. O yüzden böyle şeyleri aydınlatalım. Yani zaten bu tarz oyunlar aslında var ya, en büyük faydası, belki de tek faydası. Gerçi birkaç faydası daha vardır mutlaka. Sizi, tamam mı, böyle İngilizce öğrenmenizi sağlıyor. Yani oyunlardan çok kelime öğrenebilirsiniz abi. Aynı zamanda, dur ben burada gelirken yanıma pek bir şey almamışım ya. Aynı zamanda abi hayal gücünüzü de geliştiriyor diye düşünüyorum. Tabii çok fazla aşırı oynamamak kaydıyla. Ben aşırı oynamıyorum bu arada, onu da sizlere söyleyeyim. Bak, araştırma bitti abi, görev bitti. Burayı temizleyeceğim mi peki sizce? Temizlemeyeceğim arkadaşlar. Neden temizleyemeyeceğimi de anlatayım. Bu arada gizemli bölgeyi de göstereyim son olarak. Sizlere demiştim gizemli bölgemiz var diye. Arkadaşlar gizemli bölge bu noktada, şurada gördüğünüz haritada da şu anda görüyorsunuz, bir giriş olduğunu görebiliyoruz. Yakın zamanda ben ikinci hafta olacağını düşünüyorum. Buradan bu köprülü bir yer göstermiştim de, şu anda ekranı resminde koydum zaten. Bu bölgeye arkadaşlar buradan erişim sağlayacağımızı düşünüyorum. Şöyle hayalet de yakayım. Hayalet de acayip oluyor. Arkadaşlar sezon 14'teki gizemli bölgemizin girişi de buradan. Buradan mağaraya gireceğiz. Muhtemelen buradan bir lokasyona da geçiş olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hatta Citizen Call'la oralarda görevler falan da yapacağız. Laboratuvarı açmak için de uğraşacağız dostlar. Arkadaşlar burayı temizlemiyorum. Çünkü şunu da göstereyim. Haritaya bir çıkayım. Hatta şöyle eve doğru geçeyim. Arkadaşlar burası 12 saatte bir sıfırlanıyor. Şimdi ben buradaki de zombileri temizlesem, Eva ablamız da 6 saatte bir görev veriyor. Yani şu anda saat 10 benim için o. Sizler o şekilde düşünmeyin. Sabaha kadar Eva'nın görevleri yenilenecek. Tamam mı? Sabaha kadar değil, hatta 4 saat sonra Eva'nın görevleri yenilenecek. Ama burası 12 saat sonra. Yani 8 saat daha beklemem lazım. Eva 2 kere görev yeniliyor ya. Ben burada bir görevimi yaptım. Eva'nın tüm görevlerini tamamladım. 6 saat sonra bana yine işte bu bölgede git 3 tane zombi kes, 5 tane zombi kes falan derse geleceğim abi, tertemiz bu görevi de yapacağım. Ona dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım sizler bu hediyelerden daha iyilerini çıkarırsınız. Aynı zamanda sezonu fullemek için kanalda takipte kalın. Sizlere detaylar vermeye devam ediyorum. Bir önceki videomda sezon nasıl hızlı kasılır konusunda bayağı bilgi vermiştik. Sizler benden daha da hızlı kasabilirsiniz. Çünkü ben sadece sizlere çekmiş olduğum 20 dakikalık video için oynuyorum. Yani 24 saat içerisinde sadece 20 dakika oynayabiliyorum çoğu zaman. O yüzden sizler daha da hızlı kasabilirsiniz. Ama tabii buradaki tecrübelere, tüyolara ihtiyacınız var. Hepinize teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yorum ve like'larınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.